Selamlar arkadaşlarım, ben Serban Hoca. Yeni bir çalışmayla karşınızdayız. Tarih denemesi çözüyoruz değerli arkadaşlar. Mini tarih denemesi çözümlerimiz devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Orta Asya Türk Devletleri'nde yukarıdakilerden hangilerinin hükümdarın mutlak otoritesini sınırlandırdığı söylenebilir? Şimdi sorunun analiz noktası şurası. Hükümdarın mutlak otoritesi ve elbette ki sınırlamak. Şimdi burada 3 tane kavramımız var. Kut, töre ve budun. Bunları bir açıklayalım. Kut neydi? Hükümdarlık yetkisinin gök tanrı tarafından verildiğine inanılması. Töre neydi? Hükümdar dahil herkesin uymak zorunda olduğu yazısız hukuk kuralı. Genel itibariyle Orta Asya Türklerinde yazısızdı. Turfan Uygurlarıyla yazılı hale de gelecek. Budun neydi arkadaşlar? Bodun diye de yazılabilir. Boydan sonraki birim yani millettir arkadaşlar. Boy, bodun ve il diye gider ya son üç tanesi. Bodun millet demektir. Şimdi hangileri hükümdarın yetkisi sınırlar? Şimdi milleti oluşturmak, ortaya çıkartmak hükümdarın yetkisini sınırlandıran bir durum değil. Kut hükümdarın gücünü artıran bir şeydir. Niye? Çünkü diyor ki bana bu yetki hükümlü gök tanrı verdi diyor. Töre herkes töreye uymak zorunda. Töreye uymayan hükümdar kurultay kararıyla tahttan indirilebiliyordu. O halde cevabımız Batman seçeneği oldu değerli arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nde fethedilen toprağın fethedilenin malı olması anlayışı yukarıdakilerden hangileri üzerinde etkili olmuştur? Şimdi fetheden o toprağa kendi malı yapıyormuş değerli arkadaşlar. Bu durum neyin üzerinde etkili olmuş? Merkeziyetçi yapının güçlenmesi. Hayır. Adam geliyor, şurası onun ülkesi, şurası da Bizans sınırı. Geliyor Bizans sınırından şu parçayı alıyor ve diyor ki burası benimdir, burası benimdir diyor. Otoritesi, kendi otoritesi artar ama merkezi otorite zayıflar. Toprak bütünlüğünün korunması. Hayır, bu adam artık toprağının kendi sahibi oluyorsa malına da dokundurtmayacağına göre toprak bütünlüğü korunmaz, aksine sarsılır. Feodal beyliklerin ortaya çıkması. Evet, fethedilen topraklar fethedenin malı oluyorsa feodal beylikler ortaya çıkıyor. Bunun mantığı şuydu arkadaşlar. Sultan Alparslan'ın komutanları Anadolu'yu fethetmek için görevlendirildiğinde Artuk Bey, Saltuk Bey, Danişment Bey, Çaka Beyler kendi beyliklerini de kurmuşlardı. Oradan da hatırlayabiliriz değerli arkadaşlar. Peki, 3 numaralı sorumuzu getirdik. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait eserler arasında yer almaktadır? Anadolu Selçuklu yani Türkiye Selçukları neydi arkadaşlar? Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kuruldu. Başkenti İznik, daha sonra Konya'ydı. Hükümdarlarının bazılarının isimleri Türkçe, daha sonra Farsi isimler kullanmaya başladılar. Çünkü yönetimde ciddi bir İran etkisi vardı vesaire 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 denilecekler. Şimdi hangisi Türkiye Selçuklarına aittir? Seçeneklere baktığımızda mesela Erzurum Kale Mescidi, Kale Camisi Mescidi bunlar Saltuklu'dur. Ya da mesela Yağbasan Medresesi Danişment'tir. Divrigi Ulu Cami, Divrigi Darüşşifası'nın içinde, daha sonra Divrigi Külliyesi'nin içinde olduğu için ne vardı o külliyede? Cami vardı, Darüşşifa vardı, hamam vardı, medrese vardı. Bu kime ait arkadaşlar? Mengüceklere. Hasankeyf dolayları yine Artuklar arkadaşlar. Ama Kayseri Döner Kümbet ise Türkiye Selçukların en önemli karakteristik kümbetlerinden biridir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangilerini hem askeri hem de ekonomik yapıyla ilgili olduğu söylenebilir. Bakın öyle bir şey bulacağız ki hem askeri kimliği olacak hem de ekonomik kimliği olacak. Şimdi Ekber ve Erşet sistemi el arkadaşlarım sadece yönetimle ilgiliydi. Dolayısıyla bir kere ikiyi ne yaptık? Hemen eledik. Serasker Kurumu değerli arkadaşlar, sadrazam sefere çıkarsa serasker unvanını kullanırdı. 19. yüzyılda da seraskerlik makamı kurumu ortaya çıktı ve sadece askeridir. Bizim burada çift kimlik bulmamız lazım. Tımar sisteminin elbette ekonomik yönü ve asker yetiştiriyordu. Askeri yönü vardır. O halde cevabımız yalnız bir oldu değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda görülen gelişmelerden biri değildir? 18. yüzyıl 1700'den 1799'a kadarki tarih aralığıdır. Hangisi bu döneme ait değildir? Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Evet, cevabı daha başta bulduk. Yeniçeri Ocağı 1826'da Sultan II. Mahmut döneminde yani 19. yüzyılda. Şimdi 4 rakam mıdır ya arkadaşlar? 1826 4 rakam mıdır? İlk 2 rakamını artı 1 ekleyip yüzyılı hesaplıyoruz. 18'e artı 1 eklersen 19. 9. yüzyıl. Bunlara da artı bir eklersen 18. yüzyıl oluyor. Mantığı bu. 1826'da Vakai Hayriye olayı 19. yüzyıldır. Cevap bulduk. 18 değildir. Hendesane'nin açılması 1. Mahmut döneminde, gerileme dönemindeydi. Yani 18'di. Geçici elçiliklerin kurulması Lale Devri'ydi. Ordunun bölük alay tabur esasına göre düzenlenmesi 1. Mahmut döneminde batı tarzı bir bölünmeydi. İlk itfaiye örgütü Lale Devri'ydi. Yeniçerilerde yararlanarak kurulmuştu. Değerli arkadaşlar, onları da hatırlamış olalım. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek amacıyla yapılması gereken düzenlemeleri açıklayan Koçi Bey Risalesi hangi
hangi padişah döneminde hazırlanmıştır? Şimdi önce Koçi Bey Risalesi çözüm olarak neyi sunmuş onu hatırlayalım. Demiş ki Kanuni Kadime, Kanuni Kadim. Buna geri dönelim. Yani kanuni dönemi kanunlarına geri dönelim demiş ve arızaların en büyük nedenlerinde rüşvet olayını vurgulamış arkadaşlar. Tamam mı? Ve Koçi Bey raporunu iki padişaha sunmuş. Bir 4. Murat'a bir de 1. İbrahim'e sunmuş arkadaşlar. Tamam mı? Yani Sultan İbrahim'i ve 4. Murat'a sunmuş. İkisi de Kösem Sultan'ın çocuklarıydı. Koçi Bey ikisine de rapor sunmuştur. Koçi Bey Risalesi adı altında. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 2. Mahmut döneminde görülen gelişmelerden biridir? Şimdi 2. Mahmut 1808'de arkadaşlar şöyle oluyordu. 1807 Kabakçı Mustafa isyanı ile 3. Selim öldürülüyor Yeniçeriler tarafından. Yerine 4. Mustafa geçiyor. 4. Mustafa çok kısa bir süre tahtta kalıyor. Alimdar Mustafa Paşa'nın katkısıyla Mahmut 4. Mustafa'nın yerine başa geçiyor. Ve 1839'a kadar. Hangisi Mahmut dönemi gelişmesidir? Nizam-ı Cedid 3. Selim. Müslüman olmayanların devlet memuru olması Sultan Abdülmecid'in tanzimat fermanıyla, ıslahat fermanıyla gerçekleşiyor değerli arkadaşlar. Islahat fermanı da diyor ki artık gayrimüslimler de devlet memuru olabilecek. Sultan Abdülmecid Islahat fermanı 1856. Mühendisane Bahri Hümayun değerli arkadaşlarım. MEB kitabında 11. sınıf MEB kitabında Bahri Hümayun yani deniz mühendisanesini Sultan 1. Abdülhamit 1775'te açmıştır diyor değerli arkadaşlar. 3. Selim de Berri Hümayun'u açıyor. Kara mühendisanesi. İlk devlet matbaası 3. Selim. İlk Müslüman matbaası Lale Devri. Ama şuradaki ilk resmi gazete takvimi vakayı kimin dönemidir? İkinci Mahmut dönemidir resmi gazetemiz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangileri kanuni esasının ikinci kez yürürlüğe girmesini sağlamıştır? İkinci kez diyorsa ikinci meşrutiyet yani 1908'e vurgu yapıyor. Arkadaşlar İttihat ve Terakki ikinci meşrutiyette Jön Türkler birinci meşrutiyette baskı unsuruydu. O zaman burada doğru İttihat ve Terakki iki de baskı unsurudur. Tersane Konferansı birinci meşrutiyet için baskı yapmış. Makedonya isyanı değerli arkadaşlar. Neydi bu? Niyazi Bey. Niyazi Bey Makedonya'da değil mi? Enver Bey de Selanik'te bazı kitaplarınızda Hürriyet İsyanı diye geçer. Makedonya İsyanı çıkardı. Üstüne bir de Reval görüşmeleri yapıldı. Ve bunlar ikinci meşrutiyete neden oldu. Bak bir daha söyleyelim. İttihat ve Terakki'nin çalışmaları, Niyazi Bey'in Makedonya, Enver Bey'in Selanik'te çıkardığı Hürriyet İsyanları, Reval görüşmeleri 2. Meşrutiyet'e, Jön Türklerin baskısı ve Tersane Konferansı ise 1. Meşrutiyet'e zemin hazırlamıştır. Tamam arkadaşlar? Cevabımız 1 ve 3 oldu. 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin asker, cephane ve malzeme sevkiyatını durdurmak, Mısır'a yeniden hakim olma amaçlarıyla Osmanlı Devleti tarafından açılan cephe hangisidir? Zaten cevap burada. Mısır'a yeniden hakim olmak diyorsa Kanal Cephesi değerli arkadaşlar. Amaç neydi? Komutanı Cemal Paşa'ydı. İki kere taarruzda bulunduk. Büyük kayıplar verdik. Amacımız neydi? Almanya'nın telkinleriyle açtık. Amaç kanalı Süveyş kanalını ele geçirip İngiltere'nin en büyük sömürgesi olan Hindistan'la bağlantısını kesmekti değerli arkadaşlar. Sivas Kongresi'nde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili kararlar alınmıştır? Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919'da yapılan önemli bir kongreydi. Ulusal bir kongreydi. Temsilciler Kurulu'nun Ankara'ya taşınması yok arkadaşlar. Niye yok? Alınan maddelerde, kararlarda böyle bir madde yok. Bir de temsil heyetinin Ankara'ya taşınması 27 Aralık 1919'da olacak. Burada Sivas'ta herhangi bir karar alınmadı. Meclis-i Mebusan toplanmalıdır. İlk kez Erzurum'da, sonra Sivas'ta söylendi. Mandahimaye reddedildi. İlk kez Erzurum'da, kesin olarak Sivas'ta reddedildi. O halde hangileri yer alır dediğine göre cevabımız 2 ve 3'tür değerli arkadaşlar. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin kapatılmasında hangileri etkili olmuştur? Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ne yaptı arkadaşlar? Misak-ı Millî kararlarını kabul etti. İtilaf devletleri de sözde buna tepki olarak İstanbul'u resmen işgal edip Mebuslar Meclisi'ni kapattı. Ve milletvekillerin bir kısmını tutuklayıp bir kısmını da Malta Adası'na sürgüne gönderdi. Sevr Barış Antlaşması meclis kapatıldıktan çok sonra Ağustos 1920'de arkadaşlar imzalanacak. TBMM'nin açılması bu işgalin sonucudur arkadaşlar. Olmaz. O zaman Misak-ı Millî kararlarının kabulü Mebusan Meclisi'nin kapatılmasına ve İstanbul'un resmen işgal edilmesine sözde neden olmuştur.
Sivas Kongresi sırasında konularından hangileri delegeler arasında tartışılmıştır? Şimdi Sivas Kongresi'nde neler tartışıldı değerli arkadaşlarım? Bir kere Mustafa Kemal'in kongre başkanlığına getirilmesi ciddi anlamda tartışıldı. Çünkü Rauf Orbay başkan adayı oldu Mustafa Kemal'in karşısında. Mustafa Kemal bu olayda ilk kez bir iç muhalefetle karşılaşmış oluyor. Manda himaye, özellikle Amerikan manda ve himayesi çok tartışıldı. Neredeyse kabul edeceklerdi Mustafa Kemal'in o etkili, ateşli konuşması olmasaydı. Hatta bazı mebuslar Filipinler örneğini bile vermiş arkadaşlar. Sömürgeciler bunları kalkındı. Kalkındırdı, geliştirdi. O zaman biz de manda himaye girelim, Filipinler gibi biz de kendimizi geliştiririz diye saçmalayanlar oldu. Temsilciler Kurulu'nun kurulması herhangi bir tartışmaya neden olmamıştır değerli arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 oldu. TBMM'ye karşı düzenlenen ayaklanmalardan yukarıdakilerden hangileri düzenli ordu tarafından bastırılmıştır? Şimdi bakın, bu Kuvayi Milliye İsyanı'dır. Bu da Kuvayi Milliye İsyanı'dır. Kuvayi Milliye İsyanları'nı elbette ki düzenli ordumuz bastırdı. Düzce ayaklanmasını ise Çerkez Ethem bastırmıştı değerli arkadaşlar. O zaman hangileri düzenli ordu tarafından bastırıldı? Kuvayi Milliyecilerin isyanları, yani 2 ve 3 değerli arkadaşlarım. Peki. Yukarıdakilerden hangilerinin 1. TBMM çalışma dönemine ait olduğu söylenebilir? Şimdi 1. TBMM 23 Nisan 1920'den 11 Ağustos 1923'e kadar çalışmıştır. İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921. 12 Mart 1921 olduğuna göre 1. TBMM dönemidir. Lozan Barışı'nın onaylanması 23 Ağustos 1923 olduğuna göre 2. TBMM dönemidir. İmzalanması 1. TBMM, onaylanması 2. TBMM. Tekrar ediyorum. Lozan'ın imzalanması 1, onaylanması 2. meclis dönemidir. Takrir-i Sukun da 1925'e çıktığına göre 2. meclis dönemidir. Hangileri 1. meclise aittir dediği için sadece İstiklal Marşı'nı aldık değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1. İnönü Savaşı sonrası yaşanan gelişmelerden biri değildir? Evet, Ocak 1921'de gerçekleşen düzenli ordumuzun ilk zaferi olan 1. İnönü Savaşı sonrası Sovyet-Rusya-Moskova Antlaşması'yla Misak-ı Milli kabul etti. İstiklal Marşı kabul edildi. Anlaşma devletleri TBMM'yi resmen tanıdı. Nerede? Londra Konferansı'nda. Teşkilat esası hazırlandı. Bunlar hepsi 1. İnönü, ama Bilecik görüşmesi değerli arkadaşlarım Ağustos 1920'de gerçekleşti. Dolayısıyla arkadaşlar, hatta görüşme Bilecik istasyonda oldu. Sonra buradaki bazı İstanbul hükümeti temsilcileri de Mustafa Kemal ne yaptı? Rehin aldı ve arkadaşlar Ankara'ya, Sivas'a götürdü. Tutuklattı bir kısmını. Kimler vardı bu arada? TBMM adına Mustafa Kemal İsmet İnönü, Tevfik Paşa hükümeti adına Ali Rıza Paşa ve Salih Paşa bu görüşmeleri 1920'de, ama 1. İnönü Savaşı'ndan önce yapmıştı. Peki arkadaşlar, yeni çalışmalarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın.